Yani son dakikada gelen gol tabii ki hepimiz adına sevindirici. Belki de bizi ligde bırakacak bir puan olacak, bir gol olacak o. Özellikle 10 hafta iyi bir çıkış yakalamıştık. Ama Alanya maçıyla başlayan biraz sıkıntılı süreç bizleri üzdü tabii ki. Ama kötü oynadığımız bir oyunda bile ilk yarı Peter ve Ahmet'in golleri, pozisyonları gol olsa ilk yarı 2-0 içeride girmemek işten bile değildi. Yani ama onlar da 1-0 öndeyken 2-3 atabilirlerdi. Futbol bu. Çok net pozisyonları atamadık. Hiç olmaması gereken bir yerde belki de yani hiç gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol attık. Gol olacağını düşündüğümüz pozisyonda da maalesef golleri neticelendiremedik. Nitekim iki tane Peter'in pozisyonu var, bir tane Serdar'ın var. Sergin'in direkten dönen topu var. Kazanmak adına her türlü hamle yaptık. Bütün ofansif oyuncularımızı aldık. Dolayısıyla bu puanlar bence önemli. Kaldı ki bu bir puan Alanya maçında da almış olsaydık. Bugün biz 28, onlar 25 puanda olacaktı. Akhisar'ı kutluyorum. Bugün Akhisar takımı dediğiniz tam bir deplasman takımı. Trabzon'a deplasmanda 6 atan, Galatasaray gibi bir rakibe karşı 2-0 öne geçmeyi başaran, Fenerbahçe'yi 3-2 yenen, 5 yaştan puan alan bir takım deplasmanda. Dolayısıyla insanlar istiyor ki çık her maçı 3-0, 5-0 kazan. Zaman zaman bu tür puan kayıpları olacak. Önümüzde 8 tane maç var. 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. En kısa zamandan sonra tekrar çalışmalarımıza devam edip ligin sonunu inşallah hayırlısıyla güzel bir şekilde getireceğiz. Sarı karttan sonra zorunluydu. Yani sarı kartı gördü ve kötü oynuyordu. Yani istediklerimi tam anlamıyla yerine getirmiyordu. Çünkü biz arkada üçlü savunma oynuyorduk. Ahmet'in önünde basmasını isterken Lucas'ın arkayı kapatmasını düşünüyorduk. Ama Lucas da maalesef 3-4 haftadır bir durgunluk var. Yanılmıyorsam ailevi problemlerin olduğunu duydum. Tabii ki onu da kazanacağız. Lucas da bizim için önemli bir oyuncu. Sarı kartta olunca herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için Manu'yu aldık. Normal dörtlü dizilişimize döndük. Onun dışında yani bir anlamda taktiksel diyebiliriz ama sarı karttan sonra zorunlu hale gelmişti. Hadi abi. Hocam bugün iyi bir Gençler Birliği yoktu. Sahada daha iyi bir Akhisar vardı. Siz de bunu ifade ettiniz. Çok önemli bir puan. Ben bir şey soracağım. Hiç maç oynanırken Murat ve Soner bende olsaydı diye bir hisse kapıldım. Yok. Aksine şunu da söyleyebilirim ki Akhisar takımı iyi bir takım. Sadece bunu Soner ve Muğdat üzerinden konuşmamak lazım. Selezno'yu iyi oyuncu. İşte tecrübeli oyuncuları var. Yine milli takıma giden bir sol beki var. Yine Portekizli bir sağ bek. Ya iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zaten Trabzon'a deplasmanda 6 atan, Fenerbahçe'yi yenen, Beşiktaş'tan deplasmanda puan alan, Galatasaray 2-0 öne geçmeye başaran bir takım az bir takım değildir. Şimdi burada şunu göz ardı etmemek lazım. 10 haftalık süreçte kimsenin hesaba katmadığı rakiplerden puan aldık. Şimdiki süreçte de herkesin belki yenmemizi düşündüğü rakiplere puan kaptırdık. Ben hep şunu söylüyorum. Oyuncularıma şunu söyledim. 26 puan var. 9 maç var. 9 berabere kalsanız 35. 35-36'yı da çok takımın yakalayacağını düşünmüyorum. Yani kazanamıyorsan kaybetmemeyi bilmek lazım. Şimdi bugün 2-3 dakika daha olsa, o golün üstüne bir gol daha atsan yarın kim bilir bu takım için neler söylenecekti. Yani biz kazanma adına her şeyi yaptık. Anlamayacak. Çok ciddi gol pozisyonları. Ama 1-0 mağlupken bunları verirsiniz. Evet. Bir de şunu şöyle düşünmek lazım. Oyun 0-0 iken ilk yarı Peter'in kaçırdığı pozisyon ve Ahmet Oğuz'un kaçırdığı pozisyon gol olsa ilk yarı içeri 2-0 gireceksin. Yani bunlar da şimdi burada öncelik var. Öncelik nedir? Sergin'in pozisyonu direkten dönmese oyun 56. dakikada 55-56. dakikada 1-1'e gelecek ki ondan sonra o köprünün altından çok da sular akabilirdi. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz buraya 13. hafta tekrar geldik. 8 puanla ve bugün üstümüzdeki çoğu takımlarla aramızda en az 4-5 puan vardı. Bugün belki bu bulunduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi. Karabük'ten önce bile düştü diye gösterilen takım Gençler Birliği'ydi. Şimdi 10 hafta yenilmezlik serisi yakalayan bir takımı Beşiktaş maçını kayıp diye saymazsanız bir Alanya, bir Akhisar ya da 2-3 maçla hemen böyle sırtını dönmek bir takıma bunlar doğru davranışlar değil. Herkes için söylemiyorum. Kendini bilmez bir iki kişi için söylüyorum. Taraftarlık
bu takımı, bir takımı maçın sonuna kadar desteklemektir. Yani önümüzde 8 tane maç var, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda. Kimin kolay maçları var? Osmanlı'nın kolay maçı mı var? Konya'nın kolay maçı mı var? Eto'yla Yahuş gibi iki tane santrafor olan takımın 21 puanı var. Nereden baksana 80-100 milyar prim oynuyorlar. Bu kadar yatırım yapan insanların hala, yani 21 puanlı Konya Spor kalan 9 maçta ligde kalma ümidi var. Seninle aynı puanda ve senin sahana gelecek Osmanlı Spor'un ligde kalma ümidi var. Çok zor maçları olan Antalya'nın, bilmem işte Alanya'nın ligde kalma ümidi var. E aynı puandayız. Biz neyin ümitsizliğine kapılıyoruz anlamadım. Bunlar olacak bu yolda. Bunlar önemli olan bunun sonunu iyi getirebilmek. Bu işin gerçeği bu. Biz bu yani bu kadar çıkışın üstüne zaman zaman bir dalgalanma olacağı, bir düşüş olacağı gerçek. Bu düşüşün de bir çıkış olacaktır. Belki milli takım arası bize iyi gelecek ama yenilseydik gerçekten bir kopma, bir böyle durgunluk olabilirdi. Ama bu gol bana göre Gençler Birliği'ni ve oyuncuları bana göre hayata döndüren bir gol oldu. Bazen kötü oynadığınız zaman da bunları bulabiliyorsunuz. İyi oynadığınız zaman da girdiğiniz pozisyonları atamadınız. Son dakikada futbolda belki bundan güzel. Önümüzde milli takım arası var. Önümüze bakacağız. Çünkü bugün belki Osmanlı'nın aynı puana geldiysek bu haftan sonra ligin rengi esas değişecek. Çünkü o da Karabük'le maçını bitirdi. Bundan sonra herkes kendi denkleriyle maçını yapacak. Osmanlı bize gelecek. Antalya bize gelecek. Bugün aldığınız bir puan bile 11. sırada Kasımpaşa'yla puan farkını 4'e. Bugün Sivas Bursa'yı yenerse Bursa'yla bile aranızdaki puan farkını 3'e düşürüyor. Oluyor ki Bursa'nın da size geleceğini düşünürseniz yani burada kaybedecek, kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını yani anlamak lazım. Tabii ki önemli. Yani bu bir puanı almasaydınız çok daha başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Bazen bir gol bile sizi ligde bırakıyor. Ama ben bu camiayı, bu çevreyi iyi bildiğim için, felaket tellalları bizde fazla olduğu için hemen bir mağlubiyette, bir beraberlikte sanki bu takımın küme düşeceğini, işlerin kötü gittiğini düşünüyorlar. 10 maç yenilmezlik serisinde hangi ödülü payı olarak verdin ki hemen bir maçta, bir mağlubiyette, bir beraberlikte bu takımı tukaka yapıyorsun, bu oyuncuları, bu yönetimi, bu hocayı, bu grubu tukaka yapıyorsun. Yani bunu yapanlar bir iki tane kendini bilmez için söylüyorum. Dolayısıyla biz yolumuza devam edeceğiz. Sonunda da inşallah hedefimize ulaşacağız. Varsa son bir soru. Maçtan önce de söyledim, özellikle dünkü sonuçlardan sonra bu maç daha önemli, daha değerli oldu. Kazanılacak puanlar. Deplasmanda oynadığımız bir maçtı. Tabii ki Gençler Birliği'nin ikinci yarındaki çıkışı, topladığı puanlar, ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Maça iyi başladık. Belki ilk yarım saatlik bölümde daha çok oyuna hükmeden rakip kaleye önünde oynayan bir takımdık. İlk yarının sonunda golü bulduk. İkinci yarı rakibimiz daha çok hamle yaptı. Hücumsal hamleleri çoklaştırdı. Özellikle yan ortalarla kalemizde net pozisyonlara girdiler. Bunun yanında bizim de girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Yani hepimizin ortak görüşü, ikinci golü atsaydık maçı bitirmiştik. Bu fırsatlar da elimize geldi. Bunu atamadık. Aslında son 10 dakikalık bölümde rakibimize de çok pozisyon vermedik. Bir şanssız gol. Tabii ki futbolun içinde bunlar var. Bazen bütün maç yaptığınız emekleri alıp götürüyor. Ben oyuncularıma 90 dakika boyunca verdikleri mücadeleden, konsantrasyondan dolayı teşekkür ederim. Bundan sonraki haftalarda tabii ki bizim için hedef belki üst sıraları yakalamaktı. Yine bunu yakalamaya çalışacağız ama bugünkü kazansaydık yine üst tarafa biraz daha yaklaşacaktık. Sorusu olan. Hocam, biraz da bir cevabı davrandığı zaman çok farklı kazanabileceğiniz bir maçtı. Çok ciddi gol pozisyonları vardı. Ben buna değineceğim de özellikle Türk futbolunda tartışılan bir yabancı futbolcu sayısı konusu var. Bugün sahaya baktığım zaman gerçekten Gençler Birliği'nden iki tane oyuncu çok önemli görevler aldı. Akhisar takımında Murdat ve Soner. Karşı tarafa da baktığımız zaman Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi, sonra biz bir daha kutu attınız içeri. 5 tane gerçekten bir altyapıdan yetişmiş, sıfırdan altyapıdan yetişmiş bir Gençler Birliği gerçeği vardı orada. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz tabii ki yani Türk oyuncu
ne kadar iyi Türk oyuncu olursa oynamasından yanayız. Zaten iyi Türk oyuncu hak edip formayı alıyor. Yani burada bizim yabancıdan çok Türk oyuncu yetiştirmeyle ilgili sorunumuz var. Dediğiniz gibi yani şimdi saydınız çok önemli oyuncular. Belki uzun yıllardır Türk futbolunun içindeler. Daha da devam edecekler. Yani altyapıdan da çok oyuncu çıkıyor. Bu Gençler Birliği'nin böyle bir iyi bir yanı var. Türk futbolunu oyuncu yetiştiriyor, kazandırıyor. İyi oyuncu geldi mi de üst tarafta süre alacaktır. Yani biz ligin en çok Türk oyuncuyla oynayan takımıyız. İlk yarıda dakika olarak baktığımızda. Yani benim işime gelir Türk oyuncuyla oynamak. Ne kadar Türk ama dediğimiz gibi bu da yani hak edecek Türk oyuncuların oynaması önemli. Yani yabancı sayısını 3'e düşürürüz ama bu kalitede Türk oyuncuları bulamazsak yani Süper Lig kalitesinde o zaman futbolun kalitesi düşüyor. Dediğim gibi yetiştirmek çok önemli. Yani biz önce yetiştirip ondan sonra yabancı kuralıyla ilgili düzenleme yapabiliriz. Sorusu olan rakibin pozisyonu itibariyle maç öncesi bugünü böyle düşünebilir miyiz? Yani şöyle tabii ki baskı oluşuyor ister istemez rakibinizde. Yani biz baktım puan olarak rakibimize göre daha rahat bir konumdayız. Bu da zaman zaman oyuncu iyi konsantrasyon olursa maçı önemserse bu daha avantaj oluyor tabii. Daha çok kendine güveniyor. Daha az baskı altında oluyor. Yani Gençler Birliği'nin daha baskılı olacağını özellikle iyi de kapattığımızda çok fazla pozisyon vermeyeceğimizi ve rakip kalede pozisyon bulabileceğimizi düşünüyorduk. Yani biz dediğim gibi konsantrasyon olarak oyunun genelinde bunu iyi yaptık. Bu da bize pozisyon getirdi. Yani bazen çıkış maçları vardır. Bu Gençler Birliği için çıkış maçıydı. Ama sonuna baktığınızda bir puan alarak da önemli bir moral kazandı. Biz de üst taraftaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. Sorusu olan yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.